kara deliğin, her saniyede dünya büyüklüğünde bir kütleyi yuttuğu belirtildi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi kara deliği uzayda, belirli nicelikteki maddenin kendi içine doğru çöktüğü bir bölge olarak tanımlıyor. Bu bölgede yer çekimi o kadar güçlü ki, ışık da dahil hiçbir şeyin kaçması mümkün değil. Tespit edilen son kara deliğin etrafındaki ışık halesinin, Samanyolu galaksisinin ışığından 7000 kat daha parlak olduğu açıklandı. Bu sayede kaliteli ekipmana sahip amatör astronomlar tarafından da, görülmesinin mümkün olduğu ifade edildi. Avustralya Ulusal Üniversitesi öncülüğünde yapılan çalışmada, New South Wales ve Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki teleskopların kullanıldığı açıklandı. Çalışmayı yürüten ekibin başındaki Dr. Christopher Onken, insanlar yaklaşık 60 yıldır bu tür keşifler yapmaya çalışıyor ama bu kara delik büyük ihtimalle Samanyolu'na çok yakın olduğu için fark edilememiş olabilir. Zira Samanyolu'nda o kadar çok yıldız var ki, tespit ettiğiniz tüm maddelerin takibini yapabilmek kolay olmuyor diye konuştu. Son keşfedilen kara deliğin, Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A adı verilen kara deliğe kıyasla 500 kat daha büyük olduğu belirtildi. Dünyadan 26 bin ışık yılı mesafedeki Sagittarius A, Güneş'in neredeyse 4 milyon katı kütleye sahip. Kara delikler bazı büyük yıldızların patlaması ve ölmesiyle ortaya çıkabiliyor. Bazı kara delikler ise gerçekten devasa boyutlara, Güneş'in milyarlarca kat ağırlığına ulaşabiliyor. Galaksilerin merkezinde bulunan bu dev canavarların nasıl oluştuğu bilinmiyor. Ancak galaksilerin geleceği ve dönüşümü üzerinde büyük etkileri olacağı kesin. Astronomlar da bu son kara deliğin keşfi sayesinde galaksilerin nasıl oluştuğu konusunda yeni ipuçlarına ulaşabilmeyi umuyor. J1144 adındaki kara deliğin son 9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği olduğu iddia edildi. Her saniye dünya büyüklüğünde alanı yuttuğu belirtilen kara deliğin 3 milyar güneş kütlesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Tespit edilen son kara deliğin etrafındaki ışık halesinin, Samanyolu galaksisinin ışığından 7000 kat daha parlak olduğu açıklandı. Gökbilimciler keşif sayesinde galaksilerin nasıl oluştuğu konusunda yeni ipuçlarına ulaşabilmeyi umuyor. Bilim insanları 2022'nin başlarında ilk önce anlamlandıramadığı bir veri setine ulaştı. Yapılan incelemeler gezegenimiz Dünya'nın da bir parçası olduğu, Samanyolu galaksisi içerisinde aykırı bir gök cismi tespit etti. Söz konusu cismin, başıboş dolaşan bir kara delik olduğu öne sürüldü. Bu uzay boşluğunda sık rastlanan bir durum değil. Kütlece çok ağır olan kara delikler etrafındaki maddeleri kendilerine çekerler. Bu veriler bir başka bilim insanı ekibi tarafından yeniden analiz edildi. İki grup da aynı sonuca ulaştı. Söz konusu nesnenin Samanyolu galaksisi içerisinde uzay gezginliği yapan bir kara delik olduğu tespit edildi. Öte yandan Berkeley Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı farklı bir sonuca ulaştı. Casey Lam ve Jessica Lu'nun yaptığı çalışmada söz konusu nesnenin bir nötron yıldızı olabileceği belirtildi. Bilim dünyasındaki bu tartışma karanlık objeler için yeni bir araştırma metodunun doğmasına neden oldu. Araştırmacılar bu objelerin yerçekimsel alanlarının, başka yıldızların yanından geçerken ışığı nasıl eğip çarpıttığını inceledi. Yerçekimine yapılan bu mikro mercekleme ile, karanlık olduğu için görülemeyen maddenin tespiti yapılabildi. Lu, mikro mercekleme ile bu yalnız, kompakt nesneleri inceleyip tartabiliyoruz. Sanırım bu karanlık nesnelere başka bir şekilde görülemeyecek, yeni bir pencere açtık dedi. Kara delikler yaşamlarının sonuna ulaşmış ve dış malzemelerini fırlatmış, büyük kütleli yıldızların çökmüş çekirdekleri olarak tanımlanıyor. Kısa ömürlü olarak kabul edilen kara delik öncüsü yıldızların bile, Güneş'ten kütle olarak en az 30 kat daha büyük olduğu belirtiliyor.